Tekrar merhaba arkadaşlar. Ramazan'ı bir pideyle geçirecek halimiz yok. Gidelim bir pide daha yapalım dedik. Bu sefer ne yapacağız? Karışık pide. Ne aldık? Aşağı yukarı yarım kilo yakın kıyma, orta yağlı ve kasaptan sokum denen yerden böyle sotelik kestiriyorum arkadaşlar. Bu sokum denen yeri hayvanın hem ucuz hem de yumuşak oluyor. Genelde pideciler bu eti kullanıyor kuşbaşı pidelerde. Tabii ki 6-7 tane domatesim, bir tane orta boy soğanım, 3-4 tane biberim, gene bir maydanozum, bir demet, karabiberim, tuzum, pul biberim. Tabii ki rendelemek için rende ve bir adet güzel bir afyon sucuğu arkadaşlar. Şimdi malzemeleri ben hazırlayayım. Gene çekimimize devam ederiz. Evet, biberlerimizi hazırladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ufacık ufacık minik minik, aynı menemen tarifinde olduğu gibi, öyle biber koruması yapar gibi kocaman yapmıyoruz. Sıra geldi maydanozlarımıza. Bakın gördüğünüz gibi büyük bir sabırla maydanozları saplarından ayırdım. Sadece yaprak bıraktım. Dediğim gibi arkadaşlar, bu işe sabır olmayan hiç uğraşmasın. Sabırlı olmayanın yaptığı yemek hiçbir işe yaramaz arkadaşlar. Bu benim görüşüm. Yani bazen evde sabırsız acele yaptığım vakit o yemek hiç zevkli olmuyor ve güzel olmuyor arkadaşlar. Bu sanki bir kural gibi bir şey. Onun için yemek yapmak isteyenler, yeme meraklı olanlar birazcık sabırlı olacak. Sırada domateslerimiz var. Bakın gayet ufak ve kibar doğradım arkadaşlar. Pide yaparken malzemeler ince doğranacak. Soğan da rendelenecek. Başka türlü olmaz. Ağza gelir, takılır, güzel olmaz. Şimdi sıra geldi baharatlarımızı atmaya. Aşağı yukarı 800 gram ete 1,5'tan biraz fazla tatlı kaşığı tuz şöyle. Bakalım karabiber. Millet çekilmedi karabiberden yapıyor, çekiyor falan ama ben de şu anda öyle çekme şey yok. Bir çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı pul biber. Tabii ki isteyen acıyı çoğaltabilir fakat bizim bu yörenin insanı Doğu ve Güneydoğu gibi acıyı fazla sevmez arkadaşlar. Alışık değiliz ama iyi bir çiğ köfte etli olursa yerim yani. Şimdi bunu arkadaşlar karıştıracağız. Ve 1 saat buzdolabında üstü kapalı biçimde bekleteceğiz. Karışımımızın strese girmeden önce son halini bir çekeyim arkadaşlar. Bunun 1-2 saat beklemesi gerçekten çok önemli. Hani pidecilerdeki pideler çok güzel oluyor ya. Yani çoğu pideci güzel yapar. İşte işin sırlarından birisi karışımı yapıyorlar öğlen doğru ve sabahtan 2-3 saat bekleyince bütün her şey birbirine karışıyor. Baharatı, eti, domatesi, biberi. Ondan güzel oluyor arkadaşlar. Onun için 1-2 saat bekletelim. Evet, pideleri yaptırmaya gidiyoruz. Mustafa Bey buyurun. Arabamıza binelim. Çektik mi tamam? Şimdi evet, pidecimize geliyoruz. Hadi bakalım. Selamünaleyküm. Eyvallah abi. Delikanlım da geldi benim kameraman. Bak bu abi yapıyor Mustafa pideleri. Ustacım şuraya. Abi şundan 10 tane çıkar bana. Tamam. Bir tanesi sucuksuz olsun. 9 tane sucuk koy. Ama pişmeye yakın koyacağız sucukları. Tamam, hemen koyacağız. Bundan 2 tane çıkar mı? Kaşar. Çıkar, çıkar. Tamam. Hemen abi çıkaralım. Şimdi bu 10 tane mi çıksın bundan? Evet abi, ondan 10 tane olsun. Bana. Kendi yağı daha lezzetli. Abi yağ güzel de şeyin yağ, hamuruna yağ. Zaten önemli olan o. Evet. Karışık pidelerimiz çıktı. Gayet güzel oldu.
İki de kaşarlı pidemiz var. Of, mükemmel. Usta eline sağlık. Evet arkadaşlar, pidelerimiz hazır. Hepinize afiyet olsun.